Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yüzden sizlerle birlikte 90.000 TL'ye satılan Galaxy Z Fold 6 modeli hakkında konuşacağız. Bildiğin üzere bu telefon katlanabilir ekrana sahip olan bir telefon. Yani açıldığında bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Kapattığınızda ise dış ekranla birlikte kullanımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki bu 90 bin liralık telefonla birlikte nasıl bir deneyim yaşıyorsunuz? Bu videoda buna yakından bakacağız. Bu video bir teknik özellik inceleme odaklı bir video değil. Deneyimlerimi sizlere anlatacağım. Bir yanımda da Galaxy Z Fold 5 modeli bulunuyor. Z Fold 5 modelinden Z Fold 6'ya geçtiğimde nasıl farklar yaşadım? Nerede avantajlar yaşadım? Gene şimdi bunlara yakından bakalım. Şimdi ilk olarak sizlere farklardan bahsetmek istiyorum. Bu da deneyimi fazla etkileyen bir şey oldu çünkü. Z Fold 5'ten Z Fold 6'ya geçtiğimde şunu fark ettim. Telefon daha hafif. Yani taşınabilitesi daha kolay. Şimdi mesela bu telefonu elime aldığımda ağırlık hissiyatını gerçekten belli bir oranda hissedebiliyorsunuz ya. Bu telefonda bu ağırlık hissiyat daha da fazla. Yani normalde ben bu telefonu uzun süreliğinde kullandığımda bazı durumlarda artık masayı koyup o şekilde kullanma ihtiyacı duyuyordum. Çünkü ağırlık yapısı nedeniyle ve kalın olması nedeniyle bunu bana hissettiriyordu. Ancak Z Fold 6 modeline geldiğimizde bence bu seferki ağırlık düzenlemesiyle birlikte incelik açısından da bir fark olduğu için Z Fold 6 modelini taşımak daha kolay bir hale gelmiş. İlk dikkatimi çeken şey bu oldu. Peki ağırlıkta ne kadarlık bir fark var? Burada aslında 14 gramlık bir fark görüyoruz. Z Fold 5 modeli 253 gram ağırlığındayken Z Fold 6 modeli 239 gramlık bir ağırlığa sahip. Bunun en büyük nedeni dediğim gibi telefonun incelmesi ve bu da genel kullanımda bence kullanıcıya büyük bir avantaj sağlıyor. Bildiğiniz üzere Honor markasında bir katlanır bir telefonu var ve o telefonda gerçekten çok başarılı. Hem incelik açısından bunu sizlere söylüyorum hem de donanımsal açıdan söylüyorum. İlerleyen dönemlerde Samsung e, yüksek ihtimalle daha da ince bir yapıyla karşımıza çıkacaktır. Bildiğiniz üzere Samsung diğer firmalara teknolojisini kullandırtabiliyor. Biz de bunu hem kameranın ekran tarafında görüyoruz. Bu teknolojilerin farklı markalarda Samsung'un üretmiş olduğu şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ancak Samsung markalı bir cihaza gelmesi biraz daha geç oluyor. Tahminime göre bir sonraki cihazla yani bu benim beklentim değil. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir şey. Daha iyi bir yapı göreceğiz. Hem ağırlık açısından bunu sizlere söyleyebilirim. Hem de incelik açısından. Benim ilk fark ettiğim kısım bu oldu. Devam etmek gerekirse katlama izi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi çoğu kullanıcının en büyük derdi ya ben bu telefonu almayı düşünüyorum ama katlama izi benim çok dikkatimi çekiyor. Hani katlama izi nasıl hissettiriyor diye. Şimdi Galaxy Z Fold 5'in katlama izi önceki modeli kıyasla yani Z Fold 4 modelini kıyasla daha iyi hale gelmişti. Ancak katlama izi kendini daha da fazla belli edebiliyordu. Ben Z Fold 6 modelinde de ufak bir düzenleme yapılmış. Evet benziyor Z Fold 5'e bunu sizlere söyleyebilirim ama Z Fold 6 modelinin katlama izi Genel kullanımda bence kesinlikle sizleri rahatsız etmeyecektir. Telefondaki katlama izi ne zaman dikkatinizi çekiyor biliyor musunuz? Telefonu bu şekilde kullandığınızda değil, telefona yandan baktığınızda belli bir seviyede bunu görebiliyorsunuz. Ya da simsiyah bir ekrana geldiğinizde bu sizlerin karşısına çıkıyor. Ama onun dışında genel bir kullanım yaptığımda katlama izinden rahatsızlık duyduğum bir durum kesinlikle olmadı. Bunu sizlere söylemiş olayım. Çünkü bu büyük ekranda birlikte çok fazla vakit geçiriyorsunuz ister istemez ve yaptığım kullanımlarda ya keşke böyle olmasaydı dediğim bir şey olmadı. Evet katlı izni konusu daha başarılı markalar var. Bizler yurt dışında evet Türkiye'de satılmayan telefonlarda bunları gördük. Samsung dediğim gibi yavaş yavaş bu tarz teknolojilerini kendi cihazlarında uyguluyor. Biraz daha yavaş gidiyor. Bu mesela bizim şarj tarafında da karşımıza çıkıyor ki birazdan ona değiniyor olacağım. Yani genel açıdan bakınca katlama izinde bir gelişimi olmuş. E, bu bence genel kullanımı olumlu bir şekilde etkilemiş. Benim dikkatimi de çekmiyor açıkçası. Kullanım sırasında da herhangi bir rahatsızlık durumu oluşturmadı. Şimdi geldik yapay zeka avantajları hakkında konuşmaya. Samsung aslında Z Fold 6 modeli birlikte yapay zeka avantajlarını daha da fazla ön plana çıkarmaya başladı. Çünkü telefonlar Galaxy AI yapısı altında karşımıza çıktı. Biz de zaten bunu S24 Ultra modelinde de görmüştük. Sizlere şunu söylemek istiyorum. En fazla kullandığım özellik Google'ın aslında diğer cihazlarda da kullandırdığı Circle to Search özelliği. Evet burada direkt olarak ana ekrana alt tarafa tıkladığınızda bunu kullanabiliyorsunuz. Diğerlerini Google Lens'i kullanmanız gerekiyor. Samsung burada Google'la bir işbirliğine giderek buna entegrasyon yapmışlar. Ve cihazı direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu ekran açıldığında şuradaki aşağıdaki bara basılı tutuyorsunuz ve bu kısım açılıyor bunu mesela WhatsApp'ı yuvarlık için aldım Ve bana direkt olarak çizmiş olduğum şeyi göstermiş oldu Bu çok fazla hayat kurtaran bir şey neden diyeceksiniz Geçenlerde bir el konsolu aldım ve el konsolunun bir kalibrasyonu yapılması gerekiyormuş Ancak kalibrasyon uygulamasını bir türlü bulamadım Ancak markanın paylaşmış olduğu bir YouTube videosu var Orada uygulama görünüyor ne yapsam ne yapsam derken gittim onun fotoğrafını çektim mi? Direkt telefondan aratmasını gerçekleştirdim. Bu şekilde direkt olarak uygulamaya erişim sağlayabildim. Oldukça hayat kolaylaştıran bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Direkt olarak telefon üzerinden kontrol ediliyor oluşu da bence telefona ek bir avantaj kazandırmış. Bu benim görüşüm. Devam etmek gerekirse bizler burada akıllı seçim çizimden görüntü kısmını görüyoruz. Çizdiğiniz bir şeyin daha da kaliteli hale gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Çok kötü bir şey çizmiş olsanız bile buradaki yapay zeka onu çok daha iyi hale getiriyor. Sizler hatta nasıl bir çizim yapması gerektiğini de özelleştirebiliyorsunuz. Bu da yine vakit geçirebilecek eğlenceli bir şey. Özellikle sosyal medya içerik üretenlerin de fazlasıyla kullanacağını düşünüyorum. Çünkü bu üründe bir kalem desteği var. Bildiğiniz üzere kalemlik kılıfı aldığınızda o kalemle birlikte ürünü kullanabiliyorsunuz sonsuz şekilde ve çizimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu bence en büyük avantajlarından bir tanesi. Bir diğer gördüğüm yapay zeka avantajı da şu olacak. Fotoğraf asistanı kısmı. Diyelim ki bir fotoğraf çekildiniz ve fotoğrafınızı farklı stillerde görmek istiyorsunuz. Direkt telefon üzerinden bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da sizlere büyük bir avantaj sağlıyor açıkçası. Hem dediğim gibi içerik üretirken hem de genel kullanış açısından telefona bir eğlence katmış. Bunlar benim görüşlerim. Devam etmek gerekirse bildiğiniz üzere yapay zeka konusunda farklı avantajlar da var. İşte canlı çeviri özelliği, metini direkt olarak çevirme özelliği, WhatsApp'tan gelen metini direkt olarak çevirme olarak WhatsApp üzerine yapabilme gibi ama şimdi normalde bunların güncellemelerinin yakın zamanı Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Temmuz sonu gibi Türkiye'de kullanılabilir olması bekleniyordu. Ancak güncel duruma baktığımızda video çekim tarihleri söyleyeyim. 29 Ağustos Perşembe yani neredeyse Eylül'e geldik. Ben bazı uygulamaları girdiğimde işte, işte, bu diğer yapay zeka özelliklerini Türkçe dil desteği maalesef karşımı çıkmıyor. Şu an için kullanamıyorum. Güncelleme ile birlikte artık bu özellikler kullanabilir duruma gelmiş olacak. Haberiniz olsun dedikten sonra şimdi geliyoruz asıl deneyim kısmına yani telefonun donanımsal deneyimlerinden bahsedeceğim. <laughs> Galaxy Z Fold 6 modeli 7.6 inçlik dinamik amoled bir panelle birlikte geliyor. 2160'a 1856 a çözünürlüğündeki bu ekran dinamik amoled 2x panele sahip. Yani geniş ekranı sizler bunu kullanabiliyorsunuz. Dış ekrana geldiğimizde 6.3 inçlik bir ekran görüyoruz. Yine dinamik amoled panel kullanılmış. 2376'ya 968 çözünürlüğü var ve HD Plus yapısıyla karşımıza çıkıyor. Ekranların arasında bir farkın olduğunu bilmek oldukça normal. Çünkü bu ekran daha geniş ve çözünürlük daha avantajlı. Dış ekranı genel kullanımda kullanırken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani çözünürlük açısından ekran çok geniş bir ekran olmadığı için sizlere sıkıntı yaratmıyor. Yapı olarak bakıldığında en boy oranı farklı. Yani normalde bir telefonda gördüğümüz bir en boy oranı değil. Kumanda gibi duran bir kısım ama kullanışlı mı derseniz bence kullanışlı. Çünkü dış ekrandan da rahat rahat kontrolünüzü gerçekleştirebiliyorsunuz. Ekran deneyimi çok başarılı. 120 Hz tazelim hızı var ve 1 Hz ile 120 arasında değişebilen bir tazelimiz var. Bu da genel kullanımda pil tüketimini gerçekten fazlasıyla olumlu şekilde etkiliyor. Çünkü normalde dediğim gibi normal bir kullanım yaptığınızda 120 Hz'e ihtiyaç duymuyorsunuz ya. Bu telefon kendini 120 ile çalıştırmadığından dolayı daha uzun ekran süreleri almanızı sağlıyor. Yani bir günü çıkarma konusunda önceki modellere göre çok daha avantajlı bir ekranın bizlerinin karşısına çıktığını söyleyebilirim. İçerik tüketimi kısmına geldiğimiz yani medya tüketimi kısmına geldiğimizde ise bu geniş ekranla birlikte bir şeyler izlemek çok keyifli. Tabii en boy oranı burada fazlasıyla önemli. Zoom girebiliyorsunuz belli bir seviye ama kalitenin de belli bir seviye bozulduğunu anlıyorsunuz çünkü görüntüye yaklaşmış oluyorsunuz. Netflix'te falan da kullanım tam kalite içerikler tüketilebiliyor. HDR desteği de mevcut. Bu konuda da herhangi bir sorun yok. Zaten telefon premium bir telefon olduğu için olması gereken şeyleri bizler bu telefonda görüyoruz. Bunu sizlere söyleyeyim. Medya tüketimi dışında iş kullanımına geldiğimizde ekranı bölerek çalışmak zaten en büyük avantajlarından bir tanesi. Üründe S -Pen desteği de bulunuyor. Notlarınızı alabiliyorsunuz, direkt burada farklı uygulamalar açarak direkt işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Sizlere kısacası şunu söyleyeyim, Türkiye'de birkaç tane firmanın basit toplantısına gitmiş, şunu görmüştüm. Şirketin üst yetkilileri yani CEO'ların Galaxy Z Fold modelini kullandığını zaten biliyordum çünkü neden kullandıklarını sorduğumda şunu cevabını almıştım. Geniş bir ekranda çalışmak daha kolay. Hani bazı durumlarda notebook açmaktansa telefondan halledebilir miyiz diye düşünme derdini ortadan kaldırdı diyorlar Z Fold modeli için ki ben de böyle düşünüyorum. Samsung'un zaten kendi avantajları da burada karşınıza çıkıyor. Bir Samsung telefon aldığınızda yazılımın dışında Samsung genel ek avantajları da burada karşınıza çıkıyor. Bu açıdan bir katlanır bir telefonda Samsung yapısını görmek bence kullanıcı için bir avantaj. Şimdi diyeceksin ki çok fazla övüyorsun bu bir reklam videosu ama hayır değil. Bunlar gerçekler. sizler de Z Fold modelleri hakkında yorumlara bakabilirsiniz. Bu tarz kullanımlar da gerçekten çok fazla işe yarıyor. Hadi diyeceksiniz ki üst yönetici not alırken kullanılır. Sen gündelik kullanımda nasıl kullanıyorsun? Ben mesela çelik filtresiyim ve videolarımı telefondan kurguluyorum. CapCut kullanıyorum. Burada daha geniş bir ekranda timeline'i daha geniş bir şekilde görüyorsunuz ve o şekilde kullanımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani aslında bakıldığında şu ekranla birlikte çok rahat kurgu yapılabiliyor. Bu da benim fazlasıyla hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu kendi yapımla alakalı, kendi işimle alakalı. Performans tarafına geldiğimizde kesinlikle şunu söyleyeyim. Bu telefonu aldığınızda aman kasar mı, donar mı, oyunlarda nasıl performans verir gibi düşünceleri girmenize hiç gerek yok. Çünkü telefon gerçekten çok güçlü bir işlemciyle birlikte geliyor. Qualcomm'un geçmiş olduğu Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi Galaxy 4 şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve 4 nanometrelik üretim aşamasından geçen bu işlemci 12 GB RAM ile birlikte geliyor. Ve 512 GB depolama alanı destekli. Telefonun farklı versiyonları var. Benim elimdeki telefon 5.12 GB depolamalarına sahip ve satış fiyatı 90.000 TL. Performans konusunda kesinlikle bir sorunum yok. Video kurguladım, sosyal medya uygulamalarını gezdim, ekranı böldüm, farklı uygulamalar açtım. Zaten böyle yüksek performans veren bir işlemciyle birlikte bu konuda sorun yaşamak pek mümkün değil. Peki ısınma durumu nasıl? Açıkçası bir önceki modele göre daha iyi bir performans sahip olduğunu söyleyebilirim. Burada bu hazinesi 1.6 katı kadar daha genişletilmiş. Bunun da avantajıyla birlikte daha az ısınan bir telefon görüyorsunuz ve performans bir daha uzun süreler sizlere verebiliyor. Bence bu telefon alan bir kişinin performans konusunda aklında herhangi bir soru işareti oluşmamalı. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu telefonun asıl odağı kamera değil. Yani bu telefonu birlikte ben alayım sadece fotoğraf odaklı işler yapmak istiyorum derseniz biraz üzülürsünüz. Çünkü telefonun genel odağı biraz daha üretkenlik, işleri kolaylaştırma. Kamerası kötü mü? Hayır kesinlikle değil. Ortalamanın bence çok çok üstünde bir kamerası var. Ancak bu fiyatlara geldiğinizde bu telefondan çok daha iyi kamera sahip olan telefonlar tercih edebiliyorsunuz. Video tarafında da herhangi bir sorun yok. Hani kamerası video çekebiliyor. 4K60 FPS destekli. Hatta 8K30 FPS bile kullanabiliyorsunuz. Yani sorun yok. E, kameranın kalitesi gayet başarılı. Ancak sadece odağınız kameraysa bu konuda pek mutlu olamayabilirsiniz. Şimdi geldik batarya hakkında konuşmaya. Telefonda 4400 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu bataryada 25 W kablolu şarjı, 15 W kablosuz şarjı destekliyor. Yani şöyle bir durum söz konusu. Artık Samsung'un çok daha yüksek seviyeleri çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü teknoloji hızlıca gelişiyor. Farklı markaların 120 W'lara telefonlarını entegre ettiğini görüyoruz ki bu Samsung'un hem S serisi için hem de A serisi için geçerli. Yani düşük hızlar kullanıcılara sunuluyor. Bu telefonun farklı muadillerine baktığınızda daha iyi hızlı şarj değerleri görebiliyorsunuz. Ama Samsung dediğim gibi biraz daha geriden gelerek burada 25 wattlık bir yapıyı bizlerle buluşturmuş. Peki ne kadar günü kurtarabiliyor? Aslında tamamıyla bir durum biraz kullanım yapınıza göre şekilleniyor. Ben bir günü çıkarma konusunda yeterli olduğunu düşünüyorum. Ancak biraz daha yoğun bir kullanım yaptığınızda işte saat 6'ya doğru bir şarj ihtiyacı ortaya çıkmış oluyor. Burada yapay zekana tabii çok büyük avantajı var yaptığınız işlerin çok büyük avantajı var. Ben nasıl kullandığımdan sizlere bahsedeyim. Ben genel olarak telefonu normal bir telefon gibi kullandım. Yani Video kurgulama için girdim, ee, yaklaşık 3-4 dakika video kurguladım. Bu bu arada benim gündelik e, işlerimden bir tanesi. İşte sosyal medyada gezdim, Instagram'a girdim ve genel olarak kullanımlarımı bu ekranla birlikte gerçekleştirdim. Ancak iç ekrana nasıl geçtim? İşte YouTube'dan video izleyeceğim zaman ya da farklı incelemelere bakacağım zaman, not alacağım zaman, kalemi kullanacağım zaman geçtim. Ve bu tarz bir kullanımda bu süreleri elde edebildim. Ama dediğim gibi yani parlaklığı çok açmıyordum, %50 seviyelerini kullanıyordum, Wi-Fi'ye bağlıydım. Bu şekilde böyle bir süre elde edebildim mobil veride kullanılmış şarjın çok daha hızlı gittiğini söyleyebilirim. Bir günü çıkarma konusu sizleri biraz daha zorluyor mobil veri kullanımında. Ama genel açıdan bakılınca da hani Zaten büyük bir ekrana sahip olduğu için batarya kapasitesi çok büyük olmadığı için bence sizleri çok da üzmeyecektir. Şimdi geldik bir diğer sevdiğim kısmına stereo hoparlör kısmı. Bu telefonun stereo hoparlör desteği bulunuyor ve Samsung bildiğiniz üzere Dolby Atmos da birlikte sizlere bu hoparlör sistemini sunuyor. Samsung'un hoparlörlerini ben telefonlarda çok beğeniyorum. Özellikle S serisi ve Fold Flip serisine de güzel bir hoparlör performans karşımıza çıkıyor. Ses yüksekliği, detaylar güzel, basar hissediliyor. Tonlar gerçekten başarılı. Genel kullanımı sizlere keyif verebilecek bir hoparlör yapısına sahip. Ve hatta sizlere şunu da söylemiş olayım. Bir içerik izlerken gerçekten o sesin kalitesini anlayabiliyorsunuz. Normal bir hoparlöre kıyasla hoparlörü gayet başarılı. Dediğim gibi medya tüketim açısından, üretkenlik açısından telefon Genel açıdan çok başarılı. Ve geldik şimdi güzel bir detaydan bahsetmeye DeX. Ben Samsung DeX'i çok kullanıyorum. Çünkü bilgisayara dosya transferinde fazla fazla işime yarıyor. Bunun dışında işte telefonu direkt olarak bilgisayar olarak da kullanabildiğiniz için hani telefonla olan işinizi direkt USB-C'den bağlayarak monitörünüz üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Samsung DeX'in zaten kendi içinde bakıldığında bir rakibi yok. Yani şöyle rakibi yok. Şimdi Huawei tarafına geldiğinizde telefonu ekranı sizlere kullandırtabiliyor. Apple tarafına geldiğimizde ise Samsung DeX gibi zaten bir şey yok. Ancak Samsung böyle değil. Yani klavye mouse bağlayarak bir USB-C ile direkt görüntü alabilen bir monitör bağladığınızda direkt monitörünüz bir bilgisayara dönüşmüş oluyor. Yani ilk bir şekilde kasaya ihtiyaç duymanıza gerek yok. İçtim sistemine ihtiyaç duymanıza gerek yok. Monitörünüz USB-C destekli. Telefonu buna taktınız. Monitörünüzü USB şeklinde klavye mouse'a bağladınız kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu konuda avantajlı. Direkt bir bilgisayar deneyimini sizlere sunmuş oluyor. Ben dediğim gibi çok fazla kullanıyorum çünkü içerik üretiyorum ve dosya transferi yapmam gerekiyor. Dosya transferi açısından da direkt hızlı bir şekilde bilgisayara görüntülerinizi aktarabiliyorsunuz. Ben Windows bilgisayarımla birlikte bu şekilde kullanımlarımı gerçekleştireyim dedikten sonra geliyorum en büyük avantajından birine yani yazılım hakkında konuşmaya. Bu telefon 7 yıl güvenlik güncellemesi 7 kez de Android güncellemesi alacak. Telefonda şu an Android 14 işlem sistemi bulunuyor. Yani sizler Android 21'e kadar bu telefonu kullanabileceksiniz. Samsung bildiğiniz üzere yazılım konusunda çok büyük bir atak yaptı ve yeni model üst seviye telefonlarında bu avantajı kullanıcılarla buluşturuyor. Z Fold 6 modeli bu avantajlarla birlikte karşımıza çıkıyor diyorum. Ve videonun da yavaştan sonuna gelmiş oluyorum. Bu video bir inceleme videosu değil. Heyecanımı, deneyimlerimi sizlere anlatmış oldum. Bence kullanması çok keyifli bir cihaz. Ancak burada fiyat tabii ki düşündürücü. Normal bir kullanıcı sadece telefon olarak kullanacaksa işte benim amacım üretkenlik değil, içerik üretmek değil. Ben sadece telefon olarak kullanacağım hani Genel amacım bu diyorsa Z Fold 6 modeli birlikte işte S20 düşünüyor, iPhone 15 Pro Max'i düşünüyor. Buna gayet normal şeyler. Ancak iş kısmı biraz da üretkenliğe geldiğinde, medya tüketimine geldiğinde, ekranın ek avantajlarına geldiğinde işte Samsung Z Fold 6 modelde burada Samsung olmasının ek avantajıyla birlikte kendini ön plana çıkartıyor. Özellikle yazılım kısmı çok büyük bir nimet. Sizler 90.000 TL'lik Z Fold 6 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüzü paylaşmayı unutmayın. Başvurular görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.